Avukatlardan Tora Pekin'le konuşacağız. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bugün pek rastlanılmayan bir itiraz dilekçesi verdiniz adliyeye. Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Sadece işte iki satırdan ibaret bir dilekçe verdik. Yasa, usul, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına açıkça aykırı karara itiraz ediyoruz dedik. Bu sizin artık sizin sorumluluğunuzdur, sizin tercihinizdir dedik. Bundan ibaret bir dilekçe verdik. Nedeni tutuklamaya hukuki bir açıklama yapamadığımız için bundan sonrası da sizin hukuki değerlendirme yapıp yapmayacağınıza bağlı manasında bir mesaj herhalde. Aslında tabii her okuyan farklı bir mesaj çıkartabilir. O yüzden hani böyle bir açıklama fırsatı verdiniz bana, onu da söyleyeyim ben. Tabii öncelikle hukuku tamamen dışarıda bırakmak diye bir şey söz konusu olamaz. Yaptığımız her itiraz bir hukuksal içermek zorunda. Ama şöyle tabii, o gün orada olan hani az sayıda kişi duruşma salonunun içerisindeki, onlar zaten duydular bizim itirazlarımızı. Çok ayrıntılı bir şekilde. Biz kapıda bekliyorduk, duyamadık ama. Evet. İçeride kalan çok az kişi duyabildi gerçekten de. Biz çok ayrıntılı bir şekilde niçin tutuklama kararı verilemeyeceğini yasa, usul, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında izah ettik. Satır satır, sözcük sözcük bu itirazlarımızı zapta geçirdik. Sorgu hakimliğinden önce savcılıktaydık. Savcılıkta da yine aynı şekilde muhakeme şartının eksik olmasından başlayarak, yani basın kanunu kapsamında 4 ay içerisinde davanın açılmış olması zorunluluğundan başlayarak çok ayrıntılı bir şekilde tane tane gerekçelerimizi, tutuklama kararı verilemeyeceğine dair gerekçelerimizi anlattık ve tutanaklara işlettik bunları. Şimdi öyle olduğu için biz bu itirazı verdik ama sonuçta dosyaya bakarak karar verecek. Bundan sonra dosyayı inceleyecek zaten olan var diyorsunuz bütün hakim, gerekçeler. Hepsi zaten var. Tabii ki var. Ama evet, hani ben de aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Bütün gerekçeleri anlattık ama hukuki bir kararla karşılaşmayınca bundan artık sonra, ne yapalım? Evet, bundan sonra hani fazladan bir cümle kurmaya gerek yok. Tabii ki bu bu dilekçeyle bundan sonra dosyayı eline alacak olan hakimler açısından da bir duruşumuzu göstermek istiyoruz tabii. Peki ne zaman sonuç bekliyoruz bu dilekçeye, Avukat Bey? Bugün itibariyle bir sonraki suç ceza hakimliğine yasa gereği biliyorsunuz bu 17-25 Aralık'tan sonra suç ceza hakimlikleri kuruldu. Şöyle oluyordu eskiden, onu da hani aktarma fırsatı bulmuş oldum galiba. Bir mahkeme karar verdiği zaman siz buna itirazınızı üst mahkeme yapardınız. Eskiden, yani nispeten bir hukuk olduğu vakitlerde diyelim. Böyle bir imkanınız vardı. O da mesela şuna tekabül ediyordu. Diyelim ki 10 tane suç ceza hakimliği var bugün Çağlayan Adliyesi'nde. Eskiden olsaydı bu karara karşı herhangi 91 Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir tanesinin önüne gidecekti bizim dosyamız. Yani 91 hukukçudan herhangi bir tanesi olacaktı. Kestirilemez bir şey. O zaman biz belki de başka türlü bir dilekçe verirdik. Ama şimdi biliyoruz ki birin verdiğine iki bakıyor, ikinin verdiğine üç bakıyor. Böyle bir dizi içerisinde 10 tane suç ceza hakimliği birbirinin dosyalarına bakıyorlar. Yerine geçmemek istemem yani 8. suç ceza hakimliğinin karar verecek olan hakimin yerine geçerek söylemiyorum ama şu da bilinsin isterim. Biz Cumhuriyet Gazetesi olarak bu değişiklik yapıldığından beri, yani suç ceza hakimlikleri kurulduğundan beri yaklaşık olarak aleyhimize yapılan 150 tane başvuruya muhatap olduk. Erişimin engellenmesi kararları veyahut da yayın yasakları kararları veyahut da cevap düzeltmenin yayınlanmasına ilişkin 150 tane kadar aleyhimize başvuru yapıldı Cumhuriyet Gazetesi'ne. Şöyle söyleyeyim, bu 150 kadar başvurunun tamamı kabul edildi. Bunların hiçbirinde hukuksal bir gerekçe yoktu. Biz itiraz ettik. Uzun itiraz gerekçeleriyle, hukuksal gerekçeleriyle itiraz ettik. İtirazlarımızın tamamı reddedildi. Yani %100'ü reddedildi. Ve gelen yanıtlarında neredeyse hiçbirinde tek bir satır hukuksal gerekçe yok. Sadece yasa maddelerinin tekrarlıkları, 150 tane karar var. Bunların bir kısmını Anayasa Mahkemesi'ni boğmamak için, hepsini değil sadece bir kısmını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. 15 civarında başvurumuz var, pilot başvurularla Anayasa Mahkemesi'nin cevabını bekliyoruz. Ve bu başvuruların hepsinde dedik ki doğal yargıç ilkesi de ihlal edilmiştir dedik.
Bu şeyi de ondan çok bağımsız düşünmemek lazım tabii. Yani şimdi bu Başvuruyu. yaptığımız başvuruda çok Çok bağımsız umutlu düşünmemek görmedim. lazım. Ama şöyle yani umut tükenmiş değil. Hani bu belki bu başvurumuz için çok bir umut beslemiyoruz. Çünkü deneyimimiz bize bunu söylüyor. Kendimizi ondan Sonrasında ne soyutlama gelecek? Anayasa Mahkemesi. imkanımız yok. Ama ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuz olacak. Orada bütün gerekçeleri çok daha ayrıntılı bir biçimde tabii dile getirerek başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'nin haksız tutuklamalarla ilgili çok güzel kararları var. Evet. Bireysel başvuru üzerine verdiği çok güzel kararları var. Orada çok güzel ortaya koyduğu ilkeler var. Ben bir daha o ilkelere aykırı bir karar vereceğini düşünmüyorum. Bu Tekrar o tabii ilkelere, kendi ilkelerine uygun davranacaktır diye düşünüyorum. Başbakanın yaptığı açıklamalar var. Tutuksuz yargılanmak esastır diye. Bunu siyasi bir mesaj olarak algılamak mümkün mü? Ben Ya. oradan bir değişiklik olabilir mi diye kendi kendime düşündüm doğrusu. Yani bunu ancak hani kişisel yorumumla Evet karşılık evet tabii verebilirim. hukuki bir yorum Yani beklemiyorum. benim görebildiğim yani bundan önceki tecrübelerimizde mesela eski Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de bir açıklama yapardı mesela. Meclis Başkanı Bülent Arınç da bir açıklama yapardı. Ama en son sözü her zaman için Cumhurbaşkanı şimdiki Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi olurdu. Yani önceki tecrübelerinden böyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam Yok, affola ama ben böyle hatırlıyorum. ben Bugün de de o benzerini yüzden hatırlıyorum. Doğru, pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Tora Pekin, rica ederim. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara temsilcisi Can Dündar'la Erdem Gül, gazeteci arkadaşlarımız Cuma günü tutuklanmışlardı. O tutukluğa bir itiraz dilekçesi verildi. Bir cümlelik, belki iki cümlelik bir itiraz. Sorumluluk sizin diye biten bir itiraz.